Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, insanlık aleminin en şereflisi, bütün iman hakikatlerinin madeni, ihsan tecellilerinin mukaddes mahalli, Rahmani sırların merkezi, Nebiler gerdanlığının şaşalı incisi, Peygamberler ordusunun seraskeri, mükerrem elçiler kervanının yanıtmaz rehberi, topyekün insanlığın en faziletlisi, İzzet sancağının sancaktarı, şan-ı şeref dizginlerinin zimamdarı, ezel sırlarının şahidi, sabikun evveliğin nurlarının müşahidi, evveliyet lisanının tercümanı, ilim, hilim ve hikmetin menbaı, cüz'i ve külli bütün nurların mazharı, arzu semanın matbah-ı nazarı, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret alemlerinin yanılmaz ve yanıltmaz rehberi, ubudiyet erlerinin zirvesi, seçkin mevkilerinin müşahhas ahlakı, Halil-i Azam, Habib-i Ekrem, en yüksek mertebe ve makamların kahramanı, en vazıh burhan ve delillerle müeyyet, düşmanlarının sinirlerine korku salmak gibi nice mucizelerle inayete mazhar. Şerefi müsellem, ebedi cevher, müstesna konumunu teayyünle çizilmiş sonsuz nur, Efendimiz ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, icat ve vücudun övülmüşü, şahit ve meşhudun fatihi, müşahede ve şuhudun hazreti, her şeyin nuru ve hidayeti, kendisiyle sırların açıldığı ve aleme nurların saçıldığı her sırrın sırrı ve zirvesi, batın, nur ve zahirin de sırrı, Seyyid, Kamil, Fatih, Hatim, Evvel, Ahir, Batın, Zahir, insanların kıyametten evvel ondan başka Nebi görmeyecekleri son elçi, emreden, nehyeden, doğruya irşad eden, yardımda bulunan, sabreden, şükreden, kulluk ve zikirde bulunan, küfrü mahveden, şanı yüce, izzeti yüksek, senaya layık, mümin, abid, mütevekkil, zahid, gaim, tabi, şahit, veli, hamid, mutlak hakikati arayanların kesin delil ve dayanağı, burhan, hüccet, kendisine itaat edilen ve kendisi seçilmiş olan, hüdû ve huşû sahibi, iyilik ve yardım kahramanı, apaçık gerçek, Taha, Yasin, Mümezzil, Müddessir, peygamberlerin efendisi, muttakilerin imamı, son nebi, alemlerin Rabbinin Habibi, Nebi-i Mustafa, Resul-ü Müçteba, hüküm veren, adaletle davranan, işlerini hikmetle yürüten, bilen, re'fet ve merhamet sahibi, Hakk'ın teayyünle belirlediği sonsuz nur ve sırat-ı mustakimin ta kendisi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, en faziletli salavat, en müzekka tahiyyat ve hem fazilet hem de adet bakımından en yüksek berekat ile selatü selam eyle. Allah'ım, durulardan duru kulun, elçin, halilin ve dostun, delilin ve dellalın, yakınlardan yakının, gözden, hazinen,
seçkin kulun, matmah-ı nazarın, her türlü hayrın imam ve rehberi, Nebi-i Ümmi, Kureyşi, Haşimi, Ebtahi, Mekki, Medeni, Tihami, Şahit, Meşhud, Hakk'ın en yakın dostu, Sa'id, Mes'ud, Habib, Şefaatçi, Asalet ve Şeref sahibi, Şanı yüce, Gökçek yüzlü, Melahat sahibi, Eşsiz ve benzersiz, Dinin müjdeleyicisi ve uyarıcı mübelliği, Şefkatli, Halim, Cömert, Kerim, Güzel ve hoş, Mübarek, Sağlam, Muhkem, Nüfuz ve itibar sahibi, Sadık-ı Masduk, Emin, Senin izninle kullarını sana çağıran davetçi, elindeki aydınlatıcı lamba ile bütün hakikatleri, hüccetleriyle ortaya koyan ve konumu itibariyle topyekün mahlukatın fevkinde bulunan kulun ve elçin Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu Habibin kıldın, sırdaş edindin, bütün varlığa nezaretçi ve müşahit eyledin. Risalet, yol gösterme, müjdeleme, uyarma ve nübüvvet halkasını onunla mühürledin. Düşmanlarının kalplerine uzaktan korku salmak suretiyle onu teyit buyurdun. Bulutları mübarek başına bir şemsiye gibi gezdirdin. Onun hatırına güneşin akışını değiştirdin. Ayı ortadan ikiye ayırdın. Bir mucize eseri olarak keler, ceylan, kurt, kuru hurma kütüğü, keçi budu, deve, dağ, taş ve ağacı onunla konuşturdun. Parmaklarının arasından ma-i vülal fışkırttın. Kuraklık ve yokluk yıllarında duasıyla sağanak sağanak yağmur indirdin ve onunla düz ve engebeli çorak arazileri, kayaları, yıkıntıları, taşları yeşerttin. Yine bir gece onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdün. Oradan da semanın en yüksek burçlarına, Sidret-i Münteha'ya, Gâb-ı Gavseyn'i Ev Edna'ya çıkarttın. Ona Ayet-i Kübra'yı gösterdin. En yüce gayeye nail eyledin. Bizzat muhatap olma ve konuşma şerefiyle şereflendirdin. Zatını sadece ona gösterdin. Başka hiç kimseye nasip etmediğin vesile nimetine onu mazhar kıldın. Mahşerde o en büyük korku gününde en geniş şefaat selahiyetini ona verdin. Cevami-ül Kelim payesiyle şereflendirdin ve az söz ile çok manayı ifade etme hususiyetini lütfettin. Hikmetlere cevher eyledin. Ümmetini en hayırlı ümmet yaptın. Sana karşı bir kusur işlemekten her zaman o masumlar masumunu muhafaza buyurdun. Risalet vazifesini bir hakkın tebliğ eden o, omuzlarındaki mukaddes emaneti tas tamam yerine getiren o, ümmeti icabet ve davetine hakki hakikati en güzel şekilde gösteren o, kainatın çehresindeki gam ve üzüntüyü gideren o, karanlıkların üzerindeki perdeleri açan o, Refik-i Ala'ya yürüyünceye kadar hep Hakk'ın en gür sesi, soluğu olan ve kulluk tacını başında taşıyan da yine O'dur. O, Seyyidüs Sekaleyn ve Mefhar-ı Kevneyn, bizim de Efendimiz olan Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam.
Ya Rab, sen o efendiler efendisine selat ve selam eyle. Onun evvelkilerin ve sonrakilerin gıpta ile bakışlarını odakladığı makam-ı mahmuda eriştir. Dünyada onun şanını yücelt. Dinini takviye ederek ila buyur. Getirmiş olduğu semavi sistemi ebediyete kadar dipdiri olarak yaşat. Ahirette ümmetine şefaat etmesine müsaade buyur. Ecir ve sevabını bol eyle. Onun makamını önce ve sonra gelenlerin hepsinin makamının üzerinde eyle. Ve o nebiler serverini ne kadar kurp kahramanı varsa her zaman hepsinin önünde tut.''